Selim Ağaç'ıma hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Nasılsınız? İnşallah çok çok iyisinizdir. Yeni YouTube videomla karşınızdayım. Kanalımı da takip alıp da videolarımı beğenirsiniz. Çok çok sevinirim. Hatta zil butonunu da açarsanız biliyorsunuz yeni bir video paylaştığımda hemen haberdar oluyorsunuz. Şimdi bugünkü konumuz, bakın zaman zaman böyle çok tatlı çok güzel orkide fideleri geliyor. Hatta bunları ben satışa da sunuyorum. Bunlar bu süngerle nasıl çıkacak, nasıl dikeceğiz, bakımı nasıl yapacağız? Çünkü orkide fidesi demek bebek orkidesi. Hani nasıl sebze, meyve, fideleri de olur ya bunlar da öyle. Bunlar biraz özel bakım istiyor. Şöyle. Bakın bu da. Bunlar onu da söyleyeyim. Bunlar mesela ithal Şunları bilirsin şu kırçılı yapraklılar, yoğun kokulular. Bunlar öbürleri de hafif kokulu. Bir de aslında Asyalı türlerin nasıl bakacağınızın videosu var. Onu şuraya koyacağım. Ama konu konuyu açacak. Onun için bunu da buraya getirdim. Bakın o kadar güzel ki. Gerçekten çok güzel. Şöyle şimdi başlamadan önce şöyle sulama sulama yapacağım. Çünkü şimdi hemen söyleyeceğim de ne için diye. Bunları lütfen süngerden çıkarırken kökler yumuşak olsun. Biliyorsunuz her zaman diyorum ben bunu. Orkidenin kökleri yumuşak olsun. Öyle kuruken zar zor çıkartma çalışmayın. Bu süngerin içinde aslında büyüyorlar bebeklerimiz. Bu bebek orkideler çok güzel bir fikir oldu. Ne için diyeceğim biliyorsunuz zaman zaman şu beş buçuk ya da altılık potta saksılarda süs bitkiler de oluyordu ve sizin çok hoşunuza gitti. Ya Şükran Hanım bunlar çok tatlı minlik minlik benim elimde büyüyor büyürken görüyorum dediniz. Hele hele bu korona dönemde daha da böyle bir anlam kattı. Onun için getirdikçe buldukça bunları da böyle şey edeceğim. Şimdi biraz işte bakımla ilgili nasıl ne olacak diye bahsederim dedim. Ondan önce nelerin içine dikebiliriz? Hatta nokta da aldım ben. Not, not, notlarım da aldım ki sizlerle güzel güzel bir şey hiçbir şey kaçırmadan anlatayım ki belki uzun bir video olacak ama lütfen sıkılmayın. Çünkü gerçekten çok keyifli bunların bakımı. Birkaç püf noktası gerekiyor. Şimdi e, isterseniz böyle spagnum yosuna dikebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu bayağı yosun. Isınınca hemen canlanıyor. Yosunun içinde kökler çok güzel gelişiyor. Çok güzel büyüyor. Hatta oradan hafif de besin de almış oluyor. Onun için şu Asyalı'yı da göstermek istedim. Bakın bunları direkt böyle yosuna dikiyorlar. Yani o videoda da zaten anlatıyorum size. Bunlar geldiğinde hemen çıkarmayın. Ha çıkaracaksanız da burada da genel yosun da ıslak olsun. Sonra yanından şöyle açıverin. Yeni bir daha büyük saksıya geçirin. Çok az büyük. Ama fazla büyük olmasın. Bakın bu çünkü böyle çok mutlu. Arkide de en büyük hata ne oluyor? Büyük büyük saksılar kullanıyoruz. Kesinlikle yapmayın. Bakın bunlar böyle Asya türleri gerçekten çok özel, çok farklı. Biliyorsunuz Asya'dan çıktı bu orkideler. Sonradan oradan üretilip yurt dışında da yetiştirilmeye başlanıldı. İşte bunlar gibi. Bunların hep bir altyapısı vardır. Onlar da Asya'da zaten Tayvan orkidesi öyle de diyebilirim şimdi. Ya yosunla olabilir ya da benim çok sevdiğim şöyle çıkarayım. Kil bilyesinde de olur. Evet ya da bildiğimiz orkide toprağı. Ben şimdi bugün onu halen düşünüyorum. Başlayınca göreceğiz. Bu da orkide toprağımız. Bu orkide toprağının özelliği içinde 6 haftalık gübresi de var bakın iyi bir orkide toprağı çok önemli ama o toprağı aldıktan sonra muhafaza etmek de çok önemli. Ben hep şöyle bir klips takarım. evet. Şöyle. Ürünlerle ilgili zaten aşağıda link bırakırım size. O soru da geliyor. Şöyle güzel güzel hazırlanmak istiyorum. Şimdi bir, bir kısadan bir de yosun konusuna da girmek istiyorum. Evet benim web sitemden Spark numyosunu bulabiliyorsunuz. Bu birinci kalite Spark numyosunu her zaman her yerde bulunmuyor. Bu böyle dedik. Şimdi orada bir karıştırma oluyor. Bu Spark numyosunu bunu yetiştirmek için kullanıyoruz. Ondan sonra böyle kalıp halinde yosun vardır. Bunu ormanlık bölgede bile bulabilirsiniz. Oradan alın, sirkeli sulama bir desenfekte edin, yıkayın. Ondan sonra duru sulu yıkayıp kurumağa bırakın. Şimdi yaz gelince daha kolay da kaşın biraz dikkat edin şeyle olmasın hani. Şöyle. Bunu ne de kullanıyoruz? Bunu kokedama yapıyoruz. Şimdi burada yakınımda yok. Yosun topu yapıyoruz biliyorsunuzdur. Ben arada hep sizlere gösteriyorum. Hatta onunla ilgili YouTube videom da var nasıl sulanacak diye ya da teraryumlarda kullanılıyor ya da böyle dekoratif işte teraryum bir şey yapıldığında o, o, orada kullanılıyor. Bu da doğal bir malzeme. Şimdi bir de buna dikkat edin çünkü benim web sitemde de var. Bir de burada gördüğünüz gibi şöyle dekoratif bakın buna dikkat edin. Dekoratif yosun kullanılıyor. Bunun da ismi de söyleyeyim size. Bu şoklanmış spagnum yosunu. Bu temin gösterdiğimde dikimde kullandığımız da yosun. Bunu işleme geçirmişler kimyasallarla. Ondan sonra böyle renkli oluyor ve canlı kalıyor. Nasıl şoklanmış çiçekler var, güller var. Uzun ömürlü duruyor. 2 seneye kadar canlı duruyor. Bunu da aynısını yosunda yapmışlar. Bunlar renkte var. Ama bunlar... Tekrar hatırlatayım lütfen buna dikkat edin. Yanlış da aldığınız oluyor. Çünkü bunlar sade dekoratif amaçlı. Bunlar e, bitkiye bir fayda sağlamaz. Hatta nasıl bir e, kimyasal kullandıklarını da bilmiyorum. Zarar bile verir. Ona dikkat edersek bunu da bir söylemiş olayım. Bu arada da tabi bunlar da güzel güzel yumuşuyor. Şimdi. Evet. Bunlar o kadar güzel ki sulaması da o kadar kolay ki. Şöyle. Mesela bunun kökleri gördüğünüz gibi halen hafif yeşil değil mi? Bunu hiç sulamaya gerek yok. Zaten ağırlıktan da her zaman anlarsınız ama birinci nokta kökleri takip edin. 10 gün denildi, 7 gün denildi kesinlikle. Ben çoğu zaman bunu okuyorum işte 4, kışın 7 günde verin, yazın 4 günde. Hayır kesinlikle bunu çok dikkat edin. Bunları özellikle şimdi dikkatli dikkatli anlatıyorum ki bunlar çünkü bebek. Hatta şunu da ekleyelim. Ne dedik? Yok, yosunda süngerdeki bebekler ya da kaykiler. Kaykilerde de aynı davranmamız gerekiyor. Kaykileri de çok soruyorsunuz. Biliyorsunuz yavrular dalda oluşan yavrular. Şimdi bir baktım burada yok. Bununla sonradan sularken şöyle yandan lütfen şöyle yandan sulayın. Çok fazla da sulama gerek yok. Çünkü yosun çok güzel suyu emiyor ve çabuk vermiyor. Onun için azar azar sulayın. Yani bunlar bayağı hafiflenip şöyle kıtır kıtır olabilir. Sonra gene suyunu verin. Yani şimdi soracaksınız ne kadar zaman sonra çıkaralım. Böyle geldi. Bir dursun bir ay. Ondan sonra bakın. Ondan sonra bir bir büyüğüne geçirebilirsiniz ama aynı yosunu bakarsınız. İyi tekrar bile kullanabilirsiniz. Seni şöyle aldık. Suluğumuzu da böyle alalım. Şimdi size şunu da göstereyim. Ben bir önceden bir orkiden vardı. Kötüye gitmişti. Kökleri yoktu. Sonra sera yaptım, ettim. Sonradan Sera yaptım ama kendi toprağında çıkarmadım. Dokunmadım. İçinde kötüye giden kökleri hep çektim. Sonradan onu böyle kil bilyesine geçirdim. Ama şuradan da göreceksiniz gibi şuradan da görünüyor. Köklere yakın çünkü çok güzel yeni kök verdi. Şöyle zoomlarsak da Hani inşallah zoomlayabiliriz de siz de yakından görürsünüz. Bakın yeni yapraklar geldi. Çok güzel geldi. Ve sade kil bilyesinde köklere yakın ama açık yosun koydum gene. Biliyorsunuz normalde yosun kullanmıyorum. Çok da gördüğünüz gibi güzel güzel gelişiyor. Bunu takip edeceğiz. Bunu ben ama burada böyle sera yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi saksın dışı zaten hafif nemlidi onun için üstünü kapayabiliyorum ama yeni suladığınızda, bir şey suladığınız, normal sulama da yaptığınızda dış saksı kullanıyorsanız hemen hele hele havalar ısındı, hemen dış saksının içine oturtmayın. Şöyle bir hafif buharlaşsın, ondan sonra kapayın ve kesinlikle delikli olsun. Ne için sera yapılır? Bunu da bir söyleyeyim size. Sera ne için yapılır? Büyük seralar var. Bizimkiler aslında hobi sera. Büyük seralarda görüyorsunuz o bitki, bitkiler ne güzel çabuk gelişiyor. Ne güzel kökler gelişiyor. Sadece hormonla falan değil. Seranın oradaki o nem oranı e, çok önemli. Ve buna tropik bitkisi olduğuna neme de ihtiyaçları var. Şimdi şöyle bir şey var. Kayki olsun bu... Orkide fideleri olsun, bu minnikler olsun bunların en hızlı gelişme dönemi aslında şimdi. Şimdi ilkbahar yazın çünkü havalar sıcak olacak. Ben ne diyorum 1 k 12 aylık olması lazım mesela. En azından 3-4 tane kökü olsun ve o kökler şu kadar şu boydasa ayakta tutunabilir. Ama oldu ya arkadeniz kötüye gidiyor kışın mecburen çıkarıyorsunuz o zaman onu sera yapın. Çıkarın dikin birazdan göstereceğim nasıl dikeceğiz ama onu seralı ortamda tutun. Şimdi havalar ısındı. Şimdi mesela fark etmez. Şimdi yaptığımızda bunu normal dikip camın önüne güneş vurmayacak gibi ama bol aydınlık yerde dursun, sıcak yerde dursun. Kışın sıcak olmadığından ben ne diyorum? Kışın kaykileri gerekmiyorsa ayırmayın. Ve fidelerin en güzel zamanı şimdi büyütmek için. Tabii ki kışında olur. O zaman ne yapıyoruz? öyle bir şey yapıyoruz ya da bir plastik şişe vardır. Şu büyük boylar var ya, onların içinde bakarız. Ama biz onları o sera özelliği verirsek çok daha rahat olurlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bayağı bir ıslandı bunlar. Dikmek için saksılarına geçelim. Ben saksılarımı hiç atmıyorum orkidelerin. Bir duruluyorum. Ondan sonra makinada, bulaşık makinasında yıkıyorum. Ondan sonra tekrar kullanıyorum. Çünkü her zaman lazım olabiliyor. Şimdi bunlar tam şey boydu. Daha büyük olsa da iyi olmayacaktı. Ama şunu da yapabilirsiniz. Şöyle plastik bardaklar da olabilir. Bunu bulamadınız. Hatta ben bir videomda da paylaştım ee, orkide saksısı nasıl olacak diye. Şu an tam emin değilim, ama o saksı videomu YouTube'da da çektiysem onu buraya eklerim ama emin değilim çok. Ee, orada ne dedim ben? Büyük orkide saksı bulamıyoruz, o zaman ne yapıyoruz? Mikalara dikiyoruz mecburen belki, ama ona göre drenajını falan yapıyoruz ve delik açın diyorum ben. Çok da basit. Torna ısıtın. Ondan sonra buralardan böyle delik delin. Tabii ki alttan da çünkü altı da kapalı. Bu sertler. Bunun bir büyü de olabilir. Bu belki küçük de gelebilir. Bende bu vardı. Ama bende şimdi orkide saksılarımız olduğundan ben direkt onlara dikerim onları. Şimdi şöyle tekrar bakayım da gerçekten şey istedim. Böyle hani her şeyi içeren bir video olsun. Sorularınız da olursa lütfen aşağıya yazın. Er ya da geç sorularınıza geri dönüyorum. Kimi zaman yoğunluktan zor yetiştiremiyorum ama geri dönüyorum. Yaz kış onu anlattım. Ha, çok önemli bir nokta daha. Besin. Orkidelerinize bu küçük halindeyken ayda bir kere ama çok çok az gübre verin. Çünkü bunların kökleri daha o kadar minik ki siz bunlara besin, gübre, ev yapımı kürler verirseniz kökleri yakarsınız. Biz burada şimdi bebeklere bakıyoruz ama çok keyifli, çok eğlenceli. Onların nasıl büyüdüğünü görmek, ondan sonra çiçek dalı nasıl verdiğini görmek çok güzel. Arke'de nasıl çiçek dalı verir? O linki de buraya bırakıyorum. Onu çok soruyorsunuz. Şimdi bunlar ne zaman çiçek dalı verir? Şimdi bunlar bebek olduğuna bana göre ama işte değişebiliyor. Tam hani kural dışında da oluyor bunlar çünkü canlı. Bunlar bitki. Sağ solu belli olmuyor. Ama bunları mesela sonbahara doğru ve verebilir. Şimdi yazın bol bol gün ışığı alsın, aydınlık yerde dursunlar. Bir de nasıl diyeyim ki sizler böyle. Temmuz değil de Ağustos, Eylül ayında gecelerin o hafif serini olur ya şöyle üfür üfür. Çiçeklenmesi için bu çok önemli. Gece gündüz hava farkını yaşatmamız gerekiyor. Besin dayamayacağız. Besin dayarsanız o kür bu kür beyni karışmaz. Direkt kökler zarar görür ve çökme göre bitkiniz. Buna çok dikkat edin. Sonrasında. Ha bir de bunlar yeni geldiğinden. Ben ne yaptım? Altına bakın böyle kil bilyası koydum. Kil bilyası şuraya kadar ya, buraya kadar su koymuştum. Ee, sulama yaptığımda suya batırdım, daldırma yaptım. Emdi, çıkardım. Sonra buraya koydum. Ama sadece kil bilyasının şurasına kadar su koymuştum. Hafif nem versin yandan diye üstü ama gene kuruyor küf gibi böyle oluyor. Onun için çok fazla da böyle tutmayın. Hani bir an evvel, şöyle bir hafta bir eve gelsin alırsın. Ondan sonra e, saksı değişimi yapın. Bir de şöyle bir şey de var. Lütfen e, ya not alın ya üstüne yazın diktiğiniz günü, su verdiğinizi, ne zaman besin verdiniz, ne kadar verdiniz bunları hep yazın. Benim kullandığım orkide gübrem mesela Kompo'nun Alman markası. 1956'da kurulmuş firma. Ben yurt dışında da o markayı kullanıyordum. Onun için artık web sitesinde satışına da başladım. Geldiğimden beri Türkiye'de değişik marka onu bunu denedim. En de sonunda buraya geri döndüm. Çünkü bunlar organike yakın. Yani içerisinde guano var. Guano da penguinlerden üretilen bir gübre yani öyle diyeyim size ve onun kökleri çok faydalı. Onun için mesela ben onu kullanıyorum. Şimdi şöyle. Bayağı onlar yumuşamıştır. ya baştan şimdi merak ediyorsunuz. Şükran çok konuştun. Hadi bir iş yapsana diyorsunuzdur. Yosun çok önemliydi. Onun için onu da sizlere anlatmak istedim. Hadi bismillah. Hangi bir bişle başlayalım şununla. Şimdi öncelikle gerçekten çok emin olun emdiğinden suyu ondan sonra yavaş yavaş. Şimdi kimisi çıkarmıyor. Direkt böyle de dikiyor. Ama benim tavsiyem süngeri çıkarmak ama dikerken dikkat etmek. Bir de acele etmeyin. Hiçbir zaman şöyle yani çok çok bakın şurada bir kök var. Şimdi biz dikkat etmezsek yani kökler çok güzel emmiş olsun suyu. Şöyle. Ben yosunu e, süngeri buradan uzaklaştırma taraftarım. Çünkü sulamada dikkat etmezsek her şey olabiliyor. Şöyle. Çok da güzel çıktı. Maşallah diyelim. Evet, şimdi baktığımda da hiç Çürümüş kökümüz. Yok. Bir tek şu kök. Şöyle size şimdi köklerini göstereyim. Yani daha da fazla kalsa da işte buradan çürüyüp gider. Yani ben onun için süngerde uzun tutmaya taraftar değilim. Şimdi şöyle şöyle aldık. ne diyoruz budama yaparken hep dikkat edin kurumuş bölgeden kesin hiçbir zaman şey yerine girmeyelim canlı yerine şöyle ay çok güzel evet şurada bir tane daha var şöyle gördüğünüz gibi bu Dikeceğiz. Diktikten sonradan şunu unutmayın sulamaya dikkat edeceğiz. Daha az su her zaman daha iyidir. Diktikten sonradan olabilir bir kök çürüme mürüme yapabilir. Hemen heyecanlanıp telaşa kapılıp da topraktan çıkarmayın lütfen. Azıcık daha az su verin. O, o çürüyen kök zaten öbür kökleri grileşirken o zaten kuruyup gidiyor. Soruşup kalıyor. Onu da şöyle güzel bir şeyle hemen çeki verin. Bugün çıkardım, yarın koydum derken strese girir bitkiniz. Şimdi bunu güzelce ne çıkardık. Şeyden emin değilim. Şurada da bir sallanan var gibi. Şunun da şurası. Bakın, şunun da şurası kırık. Kendinden bakın. Şurada sallanıyor. Yani bu ne demek? Bu ileriki zamanda oradan zaten şey çek. Onun için ben şunu şunu da aldım. Şöyle güzel bir temizlik yaptım. Şu an çok güzel canlı yapraklar da. Ay dikkat edeyim elim. Vallahi gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kimi zaman kendimiz de zarar veriyoruz. Ben bunu çok severek aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti bu minik. Şimdi ben bir de ne yapacağım? Bakın şurada şu yaprağı alta yakın olanı alıyorum. Şu yaprağı bir de alıyorum. Ben bunu çirkin diye almıyorum. Bakın ben bunu kendim almıştım. Doğa e, bitki bunlar olabilir. Şöyle bayağı güzel oldu. Şimdi şeyi düşündüm. Şöyle aldık. Şimdi şu orkide Şöyle aşağı alayım. Sphagnum şoklanmışı gördük yolsunda ne dikkat edeceğimizi biliyoruz. Şimdi 8-16'lık şu daha şöyle büyük boyları şuradan ayıklayayım. Onları drenaj için alta koyacağım. Şöyle 3-8'lik de olabilir. Şey yapmamışım. Büyükleri getirmemişim. Şimdi bunu böyle koyduk. Ondan sonra ben şimdi onu Yosuna dikmek istiyorum Onun için şimdi şöyle yapıyorum Evet sonra değil başından bakın ısınınca, tem dediğim gibi böyle kabarıyor. Yani siz 100 litrelik aldığınızda o bayağı bir iş görecek şöyle. Aslında şeyini biraz daha... Şimdi kil bilyesinin iki faydası olacak. Kil bilyesi suyu tutuyor. Kil bilyesi hijyenik. Bir şey üreyemez orada. Şöyle, şimdi ben bunu bir şöyle alalım şuradan. Kusa bakmayın önünüzde kapamışım ben. Şöyle yuva gibi koydum. Ondan sonra çünkü çok şeyli kökleri yok ya Bunlar daha minnik olduğuna ondan sonra lütfen şey derken bastıracağım, edeceğim. Kesinlikle yapmayın. Oldu mu? Şöyle elinizle şey onu. Şöyle. Ondan sonra ne yapacağım ben? Biraz daha alacağım. Şöyle alın. Bakın bu çok normal. Yosunun içinde doğal olduğundan her şey çıkabiliyor. Mesela benim tavsiyem, kimi zaman dekoratif saksıların üstüne orkidelerde yosun koyuyorlar. Ama onlar eve geldiğinde alın. Ya da yosunun üstünden sulamayın. Şöyle. Şimdi şöyle fazla hiçbir şey yapmıyoruz lütfen. Bastırmıyoruz. Kesinlikle lütfen bastırmayın. Yani o bastırma şöyle. Hı. şöyle yandan da kapadım. Bakın bu bir numara. Üstteki kökleri de öyle çok çok kapamadım. Şimdi düşünüyorum. Birini de kil bilyesine mi diksem diye düşünüyorum. Ben düşünürken ha şimdi bakın Kimisi de böyle oluyor. Bakın bu güzelliğin bir de böyle kafesi var dışında. Lütfen zorlamadan kafesi çıkarmak için lütfen bütün sıradan gidin. Bütün şu kafeslerin hepsini kesin. Şöyle. Hops, kestik. Bir de buradan. Ay ben bile çok heyecanlıyım. Ne güzel 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 bebekler. Şöyle şimdi şuradan açıyorum. Ve çok yavaş çıkarıyorum gerçekten. Yavaş yavaş uzaklaştırıyorum. Şimdi toprak olmadığına Sula yıkama gerek yok. Ama isterseniz aslında çıkarıp suda da yıkayıp aslında o da olurdu. Suda yıkayabilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz nim yağı var benim. Sihirli Bahçe'nin artık kendi ürünü de var. Nim yağı e, böcek savar diyorum ben ona. Genel olarak doğal böcek savar. Mantar ilacı ve kök güçlendirici. Ama kök için sade yani ayda bir kere bir litre üç damla koyduğunuzda hatta nimyanla da ilgili daha detaylı videomu şuraya koyayım size. Buna da bir litreye yine üç damla koyup yıkayıp da şey edebilirsiniz de bir işlem de yapabilirsiniz. Bakın ay insan dokunmaya korkuyor. Şöyle bir bakın çok güzel şimdi bunda ne gördüm? Bunda da sade acık şurasında bir kuruma var. Üst kökler kurur. Hava kökleri hemen kuruyor diye fıs 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 çok da fıs fıslama yapmayın. Bu sefer gövdesine gelip gövdesinde mantara neden oluyor. Havalar ısındı. Havalar ısındısa lütfen evi bol bol havalandırın. Arada balkona çıkarın bitkinizi. Şöyle, şimdi bunda bir tek şu altta bir tane var. Sulamayı ne zaman yapacağız diye onda şey diyeyim. Şimdi bu bayağı ıslandı değil mi? Siz zaten göreceksiniz bu spagnum yosun kuruma başlayınca üstten ya suya oturtun hepsi bir çeksin, kir bilyeleri de çeksin suyu o da olabilir şuraya kadar ama dikkat edin ya da yoğun bol bol saksının dışından hep diyorum ya köke yakın sulama yapmayın yani sulama da yaparken bununla hep dıştan yapın heleli hele yeni orkide aldığınızda biliyorsunuz çoğunda sünger oluyor Lütfen hep dıştan yapın. Yani iki yolla da sulama yapabilirsiniz. Zaten hafifliğinden siz onu anlayacaksınız. Ya da kil bilirlerim şeyinden göreceksiniz. Şimdi o akıma geldi. Kil bilgilerimiz kurudu değil mi? O zaman ben şöyle yapayım da yosunlardan da aşağı insin. Ya da bunu şöyle hafif suya koyup su emmesini de bekleyebilirdim. 10 dakika. Mesela onu da yapabilirsiniz. Şimdi altı kuru. 10 dakika suda tutun, çıkarın, güzelce süzülsün, aydınlık yere koyun. Şimdi gel bakalım güzelim, sana geçelim. Şöyle çok az. Şurada hemen onu şöyle ısladım. Hiç problem değil. Şimdi toprağı alırken şöyle hep hafif şöyle bir zaten aldıktan sonra açtıktan sonra hep şöyle bir sallayayım çalkalayayım çünkü içinde bir sürü güzel güzel malzemelerimiz var alt üst olsun ki ona göre kullanalım bizde şöyle bana zaten az lazım olacak şu kadar yeter gibi şöyle aldım şimdi aldık yine saksımızı altına koyduk kir bilyesini şöyle bir ölçebiliriz. Şöyle koyduğumuzda yani şöyle de olur. Ondan sonra şimdi burada orkidemiz minik olduğuna şöyle kabukları kırabiliriz. Şöyle Onları şöyle bir koyalım. Şöyle çok az. Ondan sonra şuradakilerini elimizle şöyle ufaltalım. Yani drenaj yapmanızı her zaman tavsiye ederim. Drenaj yapmak istemiyorum diyorsanız da çam kabuklarını koyun. Şöyle Ondan sonra yavaş yavaş doldurabiliriz. Evet, ağzı geldi. O zaman şöyle alırız. Yani büyük saksıya da dikerken her seferinde acık böyle bir karıştırın. Birbirine girsin. Şöyle büyük parçalar da gene girsin. Çünkü biliyorsunuz orkide orkide kökleri şeyli toprağı da sevmiyor. Kökler havadar istiyor. Evet şöyle ortalayamadım. Neyse şunu da şöyle koyarız. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu diktikten sonra bakalım toprakta kökleri iyiyse yani benim burada çürümüş kök yoktu. Hemen sulama yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bir orkide toprak değişimi yaptığınız büyüklerde lütfen şey varsa ne o kök çürüme varsa dikkatli olun. Hemen şey etmeyin. Şöyle ne yapıyoruz? Tık tık tık. Hep diyorum ya size tık tık tık. Şimdi ben bunu şimdi ben bu güzeli Burada da gene hafifliğinden anlarsınız çünkü ne var? Şu an kökleri göremiyoruz. Hafifliğinden anlarsınız. Geç daha iyidir. Çok öyle şeyli erken fazla sulamayın. Zaten toprak da koyu oluyor, rengi koyu oluyor ve ağır oluyor saksı. Şöyle. Bunu da böyle dikmiş olduk. Ya kusura bakmayın. Ben çok güzel bu orkidemi çıkardım. Kil bilyesine diktim. Sonradan baktığımda hafıza dolmuş. Olacak iş değil ama oluyor işte. Şimdi ben bunu baya böyle kil bilyesine diktim. Şöyle görebilirsiniz de. Normalde hep diyoruz ya çok derine dikmeyin diye. Ama bunlar bebek olduğuna biraz şöyle dikebiliriz. Sulamasına şimdi kil bilyem kuru olduğundan sulama Olabilir. Yapabilirsiniz. Dediğim gibi de besin verirken lütfen çok dikkat edin. Benim komponun gübresi var. Ben ondan aydama bir kere vereceğim. Onu da e, kir bilyesinde nasıl dedik? Kir bilyesinde şurasına kadar suya koyarım. İçine de besinden koyarım. Sonrasında bir yarım saat durur. Güzelce çeker. Sonradan çıkarırım. Duru suya tekrar koyarım. Şöyle çıkarırım. Süzmeye bırakırım. Bu kadar. Yani buna çok dikkat edin. Kiğin bilyesinde zaten ben hep diyorum üstü beyaz olduğunda aa ne oldu e, mantar mı oldu kiğin yere bozuluyor mu? Hayır. Bir, kireçli su, musluk su kullanırsanız yapar. İki, besin fazla geldiyse ve kesinlikle başka bitkilerinizde de gördüyseniz üstü beyaz oluyorsa Bol bol sulu bitkinizi durulayın ve bir dönem besin vermeyin. Evet yani böyle hepsini tekrar şöyle sizlere göstereyim. Takip edeceğiz bebekleri. Instagram'dan da hikayelerde günlükte böyle paylaşımlar yapıyorum. Lütfen oradan da takip ederseniz neler olduğunu görürsünüz. Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Evet inşallah video hoşunuza gitmiştir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.